Akdoğan sağlıkta devrim niteliğinde hizmet yaptık. Nizip Belediye Başkanı Fevzi Akdoğan göreve geldikleri günden bu yana her alanda olduğu gibi ilçenin kanayan yarası haline gelen devlet hastanesine el atarak birçok alanda yenilikler yaptıklarını söyledi. Yapılan tüm hizmetlerle yetinmediklerini ifade eden Akdoğan şimdi Nizip'e Tutlu Mahallesi'nde bulunan eski et kombinasının yerine 50 dönüm arazi üzerine 350 yataklı ve içerisinde helikopter pisti bulunan bir bölge hastanesi yapıyoruz. Bu hizmetimiz de ilçe halkına hayırlı uğurlu olsun şeklinde konuştu. Sene 2004. Allah nasip etti. Sizlerin ailesiyle Hazreti Allah'ın yardımıyla belediye başkanı oldum. Milletvekilimiz Mehmet Sami Bey'le beraber başımızda baş ekibi Saçar Çağın Bey. Hastaneye dolaşıyoruz. Hastanede gördüğümüz tablo işler arası. Asansör çalışmıyor. Acil ünitesi bodrum katında. Borular geçiyor, bir ince koridor. Toplam hastanelerin hepsi, acil ünitesi hepsi orada. Yandan borumu var. Altı yaralı geldiği zaman dört tanesi koridorda yatıyor. Yatamıyor. Odaları gezdik. Odalar 8 kişi. Sinek'in nesinde temele çekilmiş. Tomografi yok. Ultrason yok. Mamografi yok. Endoskopi yok. Hakkı cihazı yok. MR cihazı yok. Fizik tedavi ünitesi yok. Bütün hastalarımız zaten temeliyor. Gözü tedavi edebilecek doktorumuz yok. Nizipliler Bilecik'e gidiyor. Sağlık her raporu verilemiyor. Sağlık her raporu alabilmek için Antep'e gideceksin. Bir gün gideceksin. 2-3 gün sonra gideceksin, rapor alacaksın. SSK'la Antep'e gidiyor. Bağkur'la Antep'e gidiyor. Emekli sandığı Antep'e gidiyor. Maalesef kardeşlerimiz Gaziantep ile Bizim arasında mekik okuyor. Koca hastanede klima yok. Odalarda telefon yok. Odalarda televizyon yok. Toplam hastanede 16 tane uzman hekim var. Hekimlerin 6 tanesi izin almış. Valilik onuruyla başka yerlerde çalışıyor. Gaziantep merkezde çalışıyor ama kadrosu Nizip'te gözüküyor. Toplam uzman hekim sayısı Nizip'te o gün 16. Ama mevcut olan 10 doktorumuz var. Şimdi yatak sayımız 70. 10 iş şartlarında. Dedi ki bu iş böyle gitmez. Oturdu bir plan yaptık. Acil bir şekilde acil ünitesi yapacağız. Bismillah dedik. Mihail Sayar Uğur. Hepinizin tanıdığı Mehmet Can Keser Uğur. Ve şimdi Güneydoğu'nun en büyük acil ünitesi Nizip'te. Toplam alan 3000 metrekare. Alanda şu anda acil ünitesi hizmet vermekte. O gün şartlarında Nizip'imizde 70 yatak varken şu anda 200 yatak kapasiteyle çalışıyoruz. 70 yataktan 200 yatak çıkıyor. Toplam Nizip'in komplesinde doktor sayısı 31 iken buraya dikkat ediniz. Şu an Nizip'te doktor sayısı 135. 31, 135. 70 yatak, 200 yatak. Nüfus olarak artışımız %17. Kapasite olarak artışımız %300. Dikkatinizi çekeyim. 2002 yılında eve hemşire sayımız 46. Şu anda Nizip'te eve hemşire sayısı 226. 46, 226. 2002 yılında bir tane Nizip'te hastanede ameliyathane var. Şu anda Nizip'te hastanede 5 adet ameliyathanemiz bulunmakta.
Hastanemizde 2002 yılında yoğun bakım ünitesi yok. Şu anda 23 yataklı yoğun bakım ünitemiz var. 2002 yılında Nizip'teki ambulans sayımız 1. Şu anda 4. 112 merkezde de her an bir tane devam bekliyor. İstendiğiniz zaman da 5 dakika içerisinde hastanemizdeki görevlerin emrine tahsil ediliyor. 2002 yılında Koca Hastane'de 6 tane poliklinik var. Şu anda 46 tane poliklinik var. Allah izin verirse biz bunlarla tatmin olmadık. Bunlarla yetinmedik, yetinmiyoruz. Ne yapacağız? Dutlu köyünün eski mezbahanenin yerine. Orası toplam 124 bin metrekare alan. Emin bölümüne 350 yataklı bir hastane yapacağız. Bazıları bu konuda eleştiri yapmaya başladılar. Ya burası çok uzak. Nereye baksanız 14 kilometre, 15 kilometre. Bizimki sadece 4 kilometre şehrin dışında. 2 dakika 50 saniye sürüyor. Ve şu gördüğünüz yolla dümbe yapacağız. 50 dönümden aşağıda Sayın Bakanımız ben hastane yapmam diyor. Niye yapmam diyor. 10 dönüm alan üzerine sadece helikopter pisti bulunacak. Allah esirgesin. Acil durumlarda ambulans helikopteri gelecek. Hastalarımızı Antep Beyankale'ye götürecek. Veba hastane, bölge hastanesi olacak arkadaşlar. 350 yataklı hastane. İstenildiği an 500 yatağa çıkarılabilecek. 300 tutuyoruz.